Mobilyanın başkenti İnegöl'de mobilya üreticileri bir kez daha dünya vitrinine çıkıyor. Mobilya ve dekorasyon fuarı bu yıl 34. kez ziyaretçilere kapısını açtı. Fuarın en büyük beklentisi ise mobilya sektöründe ihracatın arttırılması. İnegöl bir mobilya şehri, mobilyanın başkenti. 34.sünü düzenlediğimiz MODEF Expo fuarımız İnegöl'ümüzün Türkiye'ye, dünyaya açılan vizyonu, misyonunu tamamlıyor. Sayın Bakanım, 25 bin metrekareye sahip fuar alanımız, 3 bin metrekare portatif alanla birlikte bu sene itibariyle 28 bin metrekarede sunuma açılmıştır. Fuarımıza İnegöl'de üretim yapan 181 firmamız iştirak etmektedir. Fuarımızın bütçesi katılımcı firmalar tarafından karşılanıp şirketimiz hiçbir şekilde kar amaçlı olmayıp elde edilen gelir reklam tanıtım için harcanmaktadır. Bu sene itibariyle MODEF Expo 2015'e 50 ülkeden alım heyeti getirdik. Orta Doğu ülkelerinin basın ve dergi mobilya sektörüyle alakalı dergilerinde reklamlarımız çıktı. Radyolarında ve televizyonlarında reklamlarımız çıktı. Bu sene itibariyle Orta Doğu projemiz, reklam tanıtım projemiz daha yoğun bir şekilde uygulandı. Yine aynı şekilde Kazakistan'dan Gazeteciler Derneği'nin başkan ve yöneticileri burada ağırlanmak üzere, İnegöl tanıtılmak üzere. Avrupa'daki sektörümüzle ilgili dergilerde, gazetelerde bu sene ilk defa olmak üzere tanıtım yapılmıştır. Dubai heyetinden, Dubai ülkesinden hükümet nezdinde temsilciler İnegöl'de ağırlanmaktadırlar. 24 ülkenin internet portalında İnegöl mobilya sektörü tanıtılmıştır. Sayın Bakanım, İnegöl'de 2,5 milyon metrekarede mobilya üretimi yapılmaktadır. 3000 civarında irili ufaklı mobilya üreten firmaya sahibiz İnegöl olarak. 40 bin çalışanımızla birlikte bu sektörde üretim yapıyoruz. Türkiye ihracatının İnegöl %20'sini karşılamakta, Türkiye mobilya üretiminin de %40'ını şu an karşılamaktayız. İnegöl olarak 2014 yılında 350 milyon dolar mobilya ihracatı yaptık. İnegöl biraz önce de ifade ettiğim gibi bir mobilya şehri. Küçük sanayi sitelerinde başlayan mobilya üretimlerimiz bugün Türkiye'de ilk defa mobilya iktisat organı sanayi bölgesi İnegöl'de kuruldu ve firmalarımız orada yatırım yapmaya başladılar. Yine aynı şekilde birinci orta sanayi bölgemizde mobilya üretim yapan firma sayımız oldukça çoğalmıştır. Bursa-Ankara karayolu üzerinde bu üretimlerimizi gösterebileceğimiz teşhir salonlarımız, showroomlarımız adetsel bazda ilerleyerek daha da çoğalmaktadır. Aynı şekilde Türkiye'nin en büyük projesi olan Mobilium kapalı alışveriş merkezi çok önemli bir projemizdir. 225 bin metrekare alanda 200 firmamız şu an orada ürünlerini sergiliyorlar ve fuara gelen ziyaretçilerini ağırlıyorlar. Sayın Bakanım, o kadar çok anlatacak şeyim var ki Allah'a çok şükrediyorum. İnegöl'de yaşıyorum, mobilyacıyım ve bu sektörün başkanı olmaktan da şeref ve onur duyuyorum. Yüksek müsaadenizle İnegöl mobilya sektörünü size daha geniş anlatmak istiyorum. Çünkü buna ihtiyacımız var. Özellikle bizler dernekler olarak İmos Derneğimiz, Ticaret Sanayi Odamız,
Mobilyacılar Odamız, İGİ Hatımız, MÜSİ Hatımız hep bir olduk. Sektörümüzü hem Türkiye'ye hem dünyaya tanıtmak ve anlatmak adına hizmetlerimizi, projelerimizi geliştiriyoruz. İnegöl'de birçok şey ilk defa yapıldı. Mobilya İhsas Orman ve Sanayi Bölgesi. IM Design projemiz, dünyanın en iyi tasarımcılarını getirmek. Atölye İnegöl, tasarım merkezimiz Türkiye'de ilk defa yapıldı. Hemen bu cuma 6 Kasım'da Afrika Büyükelçilerimizi, ticari ateşelerimizi burada ağırlıyoruz. Bu da Türkiye'de ilk defa yapıldı. Özellikle belirtmek istiyorum, İnegöl mobilya sektöründe ilkleri yapan ve devamını getiren bir şehir konumuna geldi. Şimdi buradan şu bilgiyi de sizinle paylaşmak istiyorum. Yıllarca MODEF şirketimiz, belediyemiz, mobilyacılar odamız ve ticaret odamız tarafından yönetildi. Belediyemizin teveccühüyle bizim de talip olmamızla birlikte bir ay önce belediyemizin işlerini biz başkanlığına da yürüttüğüm İnegöl Mobilya Sanayi İdarelerine devraldık. Bundan sonra bu üç kurum MODEF'i daha iyi yerlere, daha büyük hedeflere taşımak için mücadele edecekler. Sayın Bakanım, şimdi geleneksel MODEF'ten geleceğin MODEF'ini oluşturmak için adımlarımızı atıyoruz. Özellikle sektör derneklerimizle hep birlikte hareket ediyoruz. Sayın Bakanım, yani 2,5 milyon metrekare üretim yapan, 350 milyon dolar ihracat yapan bir İnegöl'ün bugünden itibaren bizi yıllarca taşıyan bu fuar binamızın ivedilikle, öncelikle projemiz yenileştirmek, daha büyük alana taşımak, daha büyük moderne taşımaktır. Bununla birlikte bizler şununla sözünü sizlere veriyoruz. Eğer biz üretim alanlarımızı İnegöl olarak tamamladık, showroom alanlarımızı İnegöl olarak tamamladık, MODEF fuar alanımızı da ivedilikle tamamlarsak bizim ihracatımız 300 milyon dolarlardan 700-800 milyon dolarlara çıkacak. Bizim çalışan sayımız 40 binlerden 50 bin 60 binlere çıkacak. Türkiye mobilya sektörüne önderlik eden, liderlik eden İnegöl dünya mobilya sektörüne de açılmış olacak. Bunu sizin huzurunuzda tüm misafirlerimize de yetkili kurumlara da iletmek istiyorum. Bu bizim ivedilikle büyük ihtiyacımız. Bizler İnegöl Mobilya Sanayicileri olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın 2002 yılında bize önümüze koyduğu 2023 hedefleri programı doğrultusunda durmuyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Bu arada şunu ifade etmek istiyorum. Yeni seçimler oldu. Ülkemiz için hayırlı, uğurlu olsun. Seçim bittiği akşamdan itibaren İnegöl Mobilya Sanayicisi'nin yüzü gülmeye başladı. Burayı ziyaret edecek olan firmalarımızın yüzü gülmeye başladı. Ve abartmadan ifade ediyorum ki bu sabah itibariyle istiklal çıkan sandıklardan insanların buraya akın akın yoğun bir şekilde ziyarete gelmeye başladığını gördük. Biz bu istikrarın arkasındayız. Biz bu hedeflerin arkasındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın bizim önümüze koyduğu 2023 hedefleriyle alakalı mobilya endüstrisiyle ilgili İnegöl mobilya sektörü üstüne ne vazife düşüyorsa durmadan, yorulmadan yoluna devam ederek bunları gerçekleştirecektir. Bu hedefler doğrultusunda aynı şekilde bizler yurt dışında mobilya firmalarımızla birlikte B2B görüşmeleri yapıyoruz. Oradaki firmalarımızı, ticaret odalarımızı, sektör temsilcilerini ziyaret ediyoruz. Bütün hedefimiz ülkemize katma değer sağlamak, ihracatı arttırmak. İnegöl mobilya sektörü bugün 350 milyon dolar ihracatının yanında %5 seviyesinde ithalat yapmaktadır. %95 seviyesinde artı vermektedir. Bu da çok önemlidir. Bunu da bir an önce arttırmayı hedef koyduk kendimize.
3 tane organ sanayi bölgesi, 1 tane de ıslah organ sanayi bölgesi olmak üzere olan bir sanayi şehri. Türkiye'nin çok önemli sanayi şehirlerinden bir tanesi. Sürekli üretiyor, sürekli kazanıyor, yatırım yapıyor, istihdam yaratıyor, ihracat yapıyor. Ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında haklı olduğu yerde oturuyor. Tabii bunu İnegöl'deki sanayici iş adamları, siyasetçi arkadaşlarımız, İnegöl Belediyesi, Ticaret Odası, tüm sivil toplum örgütleri el ele gönül gönüle birlikte çalışarak yapıyoruz. İnegöl koşmak istiyor. İnegöl Türkiye'nin dünyadaki 10 büyük ekonomi içerisine girme sürecinde koşuyor. Ülkemiz 2 yılda 4. seçimini yaptı. Bir seçim ortamı pazar günü itibariyle sona erdi. Tabii 7 Haziran seçimlerinden sonra ülke bir sisin içerisine girdi. Siste nasıl araç kullanan bir şoför ayağını gazdan çeker ise Türkiye'deki iş dünyası da ayağını gazdan çekti. Yaklaşık 4 aydır, 5 aydır yaprak kıvıldamıyor idi. Pazar günü 1 Kasım seçimlerinden sonra sis dağıldı. Artık gaza basma ve Türkiye'yi dünya ekonomileri içerisindeki layık olduğu yere ulaştırma zamanı geldi. Biz ekonomik istikrarın siyasi istikrardan geçtiğini çok iyi biliyoruz. Ülke siyasi istikrarı yakalamıştır. Buna bağlı olarak ekonomik istikrar da gelecektir. Biz iş dünyası olarak yeni kurulacak hükümetimizden önümüzdeki taşların ayıklanmasını rica ediyoruz. Daha rahat koşmak istiyoruz. Daha rahat hedeflere ulaşmak istiyoruz. Biz artık siyasi gündemin bir tarafa bırakılarak ekonomik ve yapısal reformlara geçilmesini talep ediyoruz. Bir şirket. Dönemim içerisinde resmi bir tüzel kişilik kazandı. Uluslararası fuar takvimine girdi. B2B'ler yaptı. Tasarım merkezine destekler verdi. Endüstri meslekçisi mobilya bölümlerini oluşturdu. Yani yürüdü, emekledi, yürüdü. Şimdi koşmasının zamanı ve az önce de ifade edildiği gibi bir ay önce biz İnegöl Belediyesi'ne ait olan hisseleri efendime söyleyeyim İMOS'a yani İnegöl Mobilya Sanayicilerine devrettik. İnşallah mobilyacılarımız kendileriyle alakalı süreci bundan sonra çok daha net bir şekilde belirleyecekler. Bizler de şahsımız ve belediye olarak buna vermemiz gereken tüm destekleri ve katkıları vereceğiz. Tabii İnegöl kendi ayakları üzerinde durabilen, atılım ve yatırımlarıyla kendini daima bir üst noktaya taşıyan, örnek alan değil, örnek olan, gerçekleştirdiği projelerle de hep ilklerin şehri olmuş,
Anadolu'nun küçük bir kasaba zihniyetinden çıkıp vizyonu ve misyonuyla ünü sınırları aşmış, hatta uluslararası arenada ihracat rakamlarıyla, sanayisiyle, ticaretiyle büyük bir ses getirmiştir. İlçemiz hem İnegöl mobilyasıyla, hem İnegöl köftesiyle, Oylat kaplıcalarıyla, İnegöl ay çekirdeğiyle özellikle söylüyorum ve tarihi metreliyle bünyesinden bir sürü markalar çıkarmıştır. Hamdolsun bugün 181 mobilyacımızın katıldığı ama aslında şehir olarak katıldığımız 2000 üreticiyle, 2,5 milyon metrekare üretim alanıyla ve 30 bin civarında, 30 binden fazla çalışanıyla bugün büyük bir heyecanla biz tekrar MODEF'teyiz ve inşallah ihracat rakamlarımızı da, üretim rakamlarımızı da arttırmak için buradayız. İnegöl güzel şehrimiz. İnegöl her türlü doğal güzellikleri de birikimiyle ve tüm değerleriyle birlikte yeryüzünün cennet köşelerinden biri. Ama İnegöl başta üreten bir şehrimiz. Evet, üreten bir Bursa'nın en önemli parçalarından biri de İnegöl. İnegöl her zaman için mobilya ile bütünleşti. Mobilya ile yattı, mobilya ile kalktı. Mobilya demek İnegöl demek oldu şu anda. Ve özellikle de üretiminin büyük çoğunluğu da mobilya üzerine. Bizler de İnegöl'ü hep mobilya olarak tanıdık ve mobilyacı deyince de az önce arkadaşlarımızın dediği gibi mobilyacının başkenti olma yolunda da adımlarını da her zaman için attı. Ve bizler de çocukluğumuzdan beri hep İnegöl'ü biliyoruz. Ben de 1965 yılında yeni ev yapmıştık. Oradaki mobilyayı da İnegöl'den Necat Usta yapmıştı. Yani hep dediğimiz gibi mobilyalar İnegöl hep güzel oldu. İnegöl bu konuda hep güzel adımlar attı. Ben biliyorum 22 yıl önce pazar yerinde başladı ilk fuar burada girişte ve oradan buralara taşındı. Her geçen gün daha da gelişti. Şimdi diğer yatırımlar, okullar, kurumlar, kuruluşlar, müesseseler ve mobilyum gibi merkezlerle birlikte her geçen gün daha da adımlar atıyor. İnşallah daha da gelişecek. Evet, Türkiye büyük bir ülke. Türkiye hedefleri olan bir ülke. İşte ilk ona gireceğiz 2023'te. Burada kimler var? Burada Amerika var, Rusya var, Almanya var, İngiltere var, Fransa var, Japonya var, Çin var. Bu ülkelerin arasına gireceğiz. Girmek için çok çalışmamız gerekiyor, çok üretmemiz gerekiyor, burada çok kazanmamız gerekiyor. Çünkü bizim başka gücümüz yok. Bizim elmas madenlerimiz de yok, doğal gazımız da yok, petrolümüz de yok. Ama güçlü insanlarımız, üreten insanlarımız, çalışkan insanlarımız var. İnşallah bizler de bu konuda üzerimize düşen rolü en güzel şekilde uygulamış olacağız. Evet, son günlerdeki gelişmelerle birlikte, seçimle birlikte istikrar dönemi devam ediyor. Güven dönemi devam ediyor. Evet, en büyük sermaye istikrar ve itibar. Türkiye de bunu kazandı ve devam ettiriyor. İnşallah güçlü hükümetleriyle, güçlü bir devletle birlikte inşallah bu gelişmeler devam edecek. Ve Türkiye güçlenecek, dostlarımız sevinecek, düşmanlarımız üzülecek. Ve Türkiye tüm alemin gözü, tüm dünya mazlumlarının gözü Türkiye'de. Kafkaslar'da, Balkanlar'da, Orta Doğu'da, Afrika'nın garibanları da hepsinin gözü kulağı Türkiye'de. Onun için çok üreteceğiz ve hep birlikte kazanacağız. Ve bu kapsamda da başta İnegöl'ümüzle birlikte. Artık Büyükşehir'le birlikte her türlü sıkıntınızda bizler varız. Altyapısıyla, üst yapısıyla şehrimizin gerçek anlamda modern bir şehir olması, çağdaş bir kent olması, her türlü sıkıntının beraber çözülmesi. İşte yangın çıktı çarşıda, Beylikanı yapılıyor Büyükşehir Belediyemizde. Kar fazla yağdı, yağış fazla oldu, pazar yeri çöktü, Büyükşehir Belediyesi yapılıyor. İnegöl Sporu da ayağa kaldıracağız. Tüm sektörleri de tarımı, ticareti, turizmiyle birlikte, tüm kırsalıyla birlikte artık Büyükşehir'de burada var. Bir yandan Bursa, bir yandan İnegöl ve her yönüyle Türkiye'ye katkı sağlayan merkez. Türkiye'nin cari açığı var ve bunu kapatan en başta Bursa var. 14 milyar dolar bizim ihracatımız var. 14 milyar tabii ki 2 milyar dolarla da aynı şekilde açığı kapatıyoruz. Yani ithal ettiğimizden fazla 2 milyar ihracatımız daha fazla. Ve bunun içinde İnegöl'ün de payı var. Yaklaşık 1 milyara yakın ihracatı var Türk parası olarak ve ithalatı da bunun üçte biri kadar yok.
Evet, bu konuda en büyük katkıyı sağlayanlar da biri de İnegöl. Bu hedefleri tutturanlardan biri de İnegöl. İnegöl'ümüze gurur diyoruz. İnşallah geleceğe birlikte taşınacağız. Sayın Bakanım, bu şehir mobilya ile yatıyor, mobilya ile kalkıyor. Bundan tam bir hafta önce İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Mobilya Meslek Komitesi üyeleri, arkadaşlarım, İnegöl'ün geleceği mobilya. Onlar pazar gününü bizden önce görmüşler, iktidarı görmüşler, 1 Kasım'ı görmüşler, bizi davet ettiler. Beklentileri neler, bizden ne talep ediyorlar? 2000'e yakın iş adamı, çalışanı ve kendi geleceklerini gördükleri Mobilya Meslek Lisesi'nde okuyan çocuklarıyla beraber çok güzel bir organizasyon yaptılar. Biz de katıldık, çok mutlu olduk. Orada bir şehre, şehrin dinamiğine, şehrin üretim klasiğine, ki mobilya İnegöl'de bir klasiktir, sahip çıkılması bizi de çok mutlu etti. İnşallah 1 Kasım'da pazar günü çıkan sonuçlardan sonra 2023 hedeflerine doğru, o 500 milyar dolarlık ihracat hedefine İnegöl kendine düşen pay kadar destek verecek. Buna inanıyoruz. Güçlü ve emin adımlarla ilerliyorlar. Başta Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu hedefler. Bugün 3 Kasım. 3 Kasım 2002'nin seneyi devriyesi, Türkiye'nin tarihinin ve talihinin değiştiği gün. Bugün inşallah sizlerin de bize vereceği o enerjiyle, mobilya sektörünün bir stok sorunu var, KDV sorunu var, lojistik destek sorunu var, ihracatta desteklenmesiyle ilgili beklentileri var. Allah nasip ederse sizlerin abiliğinde, sizler bizim büyüğümüzsünüz, bakanımızsınız, abimizsiniz. İnşallah İMOS Başkanımız ve MODEF Yönetim Kurulu Başkanımız, benim çok değerli arkadaşım Yavuz Uğurdağ Bey'in de ekibi koordine etmesiyle, onlar benim arkama takılacak, biz de sizin arkanıza takılacağız ve İnegöl'ün isteği, desteği hepsini yerine getirmek için AK Parti hükümeti olarak elimizden gelen gayreti göstererek İnegöl'ü güçlendireceğiz. 10 milyonlar rakam olarak telaffuz ediliyordu ihracatta, bugün 100 milyonlar ve inşallah milyar dolarlar. 2011'de gümrüğümüzü Sayın Bakanımız Hayati Yazıcı Bey'in güçlü desteğiyle açtık. Onu açtıktan sonra artık bizim üreticimiz ve ihracatçımız kendi işini İnegöl'de görüyor. İnegöl'de laboratuvar açıldı. Türk Standartları Enstitüsü'nün ticaret odasında bürosu açıldı. Birçok noktada kamu hizmetinin İnegöl'e kolaylaştırılması için arkadaşlarımızla beraber, teşkilatımızla beraber, Sayın Bakanlarımızla beraber elimizden gelen gayreti gösterdik. İnegöl bir tek şey istiyor Sayın Bakan. Elimizden tutun, biz uçalım. İnşallah sizin abiliğinizle biz bu gücü İnegöl'lü üreticilerimize hep beraber vereceğimize inanıyoruz. Şimdi bulunduğumuz alan bundan 12-13 sene önce, 14 sene önce inşa edildi. Sonra büyütüldü. İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanımızın bizden bir talebi var. Diyorlar ki şu anda mobilya fuar alanımız bize yetmiyor. Arkadaşlarımızın birçoğuna yer veremiyorlar burada. Çünkü şu anda kısıtlı. Birçok arkadaşımız burada katılmak istiyor. Metrekareleri daha büyük, daha şov olarak, görsel olarak tüketicilere ve mağazacılara kendi ürünlerini sergilemek istiyorlar. Daha büyük alanlara ihtiyaçları var. Yerimiz de var. İnegöl Belediye'mizin tahsis ettiği yerimiz de var. Allah kısmet ederse Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedefte, Başbakanımızın desteği, hükümetimizin desteği, sizin de desteğinizle Allah kısmet ederse bu dönemde İnegöl'ümüze modern bir fuar alanını kazandırmak istiyoruz. Desteğinize ihtiyacımız var Sayın Bakanım. Ben bu konuda sektörün içerisinden gelen bir kardeşiniz olarak ihtiyaçları biliyorum. Bunları derleyeceğiz, toparlayacağız, mücadele edeceğiz. Yavuz Bey'in arkasında arkadaşlarımız kenetlenecek, onlar benim arkama geçecek. Biz de sizinle beraber Ankara'dan merkezi hükümetimizin İnegöl'ümüze sağlayacağı faydaları hep beraber vermeye çalışacağız. 1 Kasım çok önemli bir gündü. İnegöl'ümüz 70,5 oy verdi bize. Ben bütün İnegöl'e, bütün İnegöl'de yaşayan hemşerilerime, AK Parti'miz adına, Sayın Başbakanımız adına, Sayın Bakanımız adına şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Güçlü hükümet ihtiyacına, istikrar ihtiyacına İnegöl'lü iş adamlarımız da çok büyük destek verdi. AK Parti teşkilatımız gibi çalıştılar. Onlar bir şeyi çok iyi biliyorlar. Türkiye'nin büyümesi, Türkiye'nin zenginleşmesi ancak istikrarla gerçekleşebilir. Onlara da buradan şükranlarımı arz ediyorum.
Ben burada mobilya fuarında ürünlerini sergileyecek olan arkadaşlarıma, misafirlerimize, burada emeğini, alın terini ve bilgisini, tecrübesini ortaya koyan çalışan işçi kardeşlerimize ve nakliye sektöründe çalışanlara, ambalaj sektöründe çalışanlara, mobilyanın üretilmesinde, tedarik zinciri oluşturmasında, bütün bu sistemin bir araya gelmesinde desteği olan bütün arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. İnegöl, Bursa'mızın çok önemli bir üretim ve ticaret merkezi. Merkez ilçelerin dışındaki en önemli merkezimiz. Tabii sektörlerin başında da mobilya sektörü geliyor. Artık İnegöl sadece Türkiye'de değil, dünyada da mobilya denince, mobilya üretimi denince isminden söz ettiren bir merkeze dönüştü. Burada bir şey iyi kavramak lazım. İnegöl bu seviyeye, bu şehirde yaşayan sanayicisiyle, tüccarıyla, belediye başkanıyla, kaymakamıyla kendi yağıyla ve kendi ayaklar üzerinde geldi Sayın Bakanım. Tabii ki hükümetlerimizin bu şehre desteği var ama çok dinamik bir sektör var bu şehirde. Hem yurt içi fuarlarda hem yurt dışı fuarlarda ki beraber de olduk yurt dışı fuarlarda bunu görmek mümkün. İnegöl'ün dinamizmini görmek mümkün. Az önce ifade edildi, ülkemizin hedefleri var. Bu hedeflere İnegöl katkı koymaya devam ediyor. Katkı vermeye de devam edeceğini olan inancımızda tam. Sorunlar dile getirildi. Bunların her birisi çözülebilecek sorunlar. İnegöl bu birliğini, beraberliğini, dinamizmini sürdürdükçe bunlar çözülebilir. Son dönemde Sayın Bakanım İnegöl artık klasik anlayıştan Ar-Ge'ye, tasarıma ve markaya da yatırım yapmaya başladı. Bu çok önemliydi İnegöl mobilyası için. Artık tasarım mektepleri açılıyor. Çok ciddi markalar oluşmaya başladı İnegöl'den. Ulusal ve uluslararası markalarımız oluşmaya başladı. Bunlar İnegöl mobilyasının geleceği adına bizleri sevindiren, mutlu eden konular. Geçtiğimiz yıl ziyaretine geldiğim, bu yılda açılışında bulunmaktan mutluluk duydum. Bu mobilya fuarımızın, mobilya ve dekorasyon fuarımızın, inanıyorum ki İnegöl'ümüzün vizyonuna gelecekte çok daha önemli katkıları ve çok daha önemli çıkış yollarını üreteceği bir fuar olacaktır. Az önce değerli milletvekilimiz iki temel konuyu söyledi. Ülke olarak, millet olarak demokrasinin ve milli iradenin ruhunun güçlü bir şekilde tecelli ettiği 3 Kasım 2002 seçimleri bu ülkenin, bu milletin kaderi adına önemli bir tarih. Yine 1 Kasım 2015 seçimleri de bu anlamda yine geleceğe umutla ve güvenle bakmamızda ve muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki o hedefe güçlü yürüyüşümüze önemli dönüm noktaları oldu. Bu anlamda değerli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız önümüzdeki taşları temizleyin dedi. Sayın Başkanım, 2002'den beri bu millet milli iradenin önündeki taşları hep temizleyerek geldi. Allah'a şükürler olsun ki 1 Kasım akşamı yine milli iradenin, istikrarın, siyasi iradenin önündeki taşları temizledi ve hadi hep beraber yürüyün dedi. Hep beraber koşalım dedi. Sizler yürümeye hazırsanız biz koşmaya hazırız. Sizler koşmaya hazırsanız biz sizi uçurmaya hazırız. Şunu iyi bilin. Bu ülkenin kaderiyle, bu milletin kaderiyle içeriden ve dışarıdan oynamak isteyenler, bu milletin büyük millet olma hayallerinden bu milleti uzaklaştırmak isteyenler 1960'lı yıllardan bu yana, tarihi geçmişi daha da geri gidilebilir, hep milli iradeyle oynadılar. Sandığın iradesiyle oynadılar. Demokrasiyle oynadılar. Milletin iradesiyle, kaderiyle oynayarak kendi sefalarını sürmeye çalıştılar. Ama Allah'a şükürler olsun ki 2002'den bu yana
başta bugünkü Cumhurbaşkanımız olmak üzere AK Parti kadroları milletin kaderiyle oynamak isteyenlere kurulduğu günden beri bir cümle söyledi. Hiç kusura bakmayın. Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. Allah'a şükürler olsun ki milletimiz bize inandı ve güvendi. Ve bu istikrarlı yolculuğa zaman zaman çomak sokmak isteyenler, zaman zaman tuzak kurmak isteyenler, zaman zaman sendelememize vesile olsa bile yine milletin iradesiyle, milletin arkamızda dimdik duruşuyla Allah'a şükürler olsun ki önümüzde tertemiz bir 4 yılımız var. Hep beraber yürüyeceğiz, hep beraber koşacağız. Bu ülkeyi ve bu milleti hep beraber o hayal ettiği noktalara taşıyacağız. Bakınız benim yaklaşık 25-30 yıl önce okuduğum bir kitabın başlığı şuydu. Hayalleri olanlar asla uyumaz derdi. Pat Mesiti yazarı, Avusturyalı bir yazar. Evet, bu ülkenin ve bu milletin hayalleri var. Rüyalarında o hayallerini görüyor. Dolayısıyla rüyalarında bile hayallerini gören bir milletin mensuplarıyız. Ve inşallah o inandığı hedeflere, uykularımızda bile o hedefleri yürüyen, uykularımızda bile o hedeflere rin planlarını yapan bir milletin mensuplarıyız. Ve o anlamda da üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını da hesabını da verebilmeyi Rabbim inşallah bizlere nasip etsin diyorum. Birlikte milletle beraber yürüyüşte çok önemli hizmetler yaptık. Bu hizmetleri milletimizin vicdanıyla bütünleştirdik. Milletimizin aklıyla, izanıyla, ferasetiyle yürüyerek bugünlere geldik. Yine milletimizin sağduyusu, milletimizin vicdanı, milletimizin ferasetiyle yarınlardaki hedeflerimizi planlıyoruz. Burada bugün İnegöl'de mobilya ve dekorasyon fuarında az önce değerli MODEF Başkanımız bir şey söyledi. Hem mutlu oldum hem de bir uyarı cümlesi söyleme ihtiyacını duydum. Dedi ki dünyanın en iyi tasarımcılarını getiriyoruz. Başkanım dünyanın en iyi tasarımcılarını artık İnegöl üretmeli. Evet. Bu hayali, bu ideali olan bir milletin mensupları olacağız. Şayet dünya milletleriyle yarışta var olacaksak onların başardıklarıyla giden değil. Onlar bir taraftan başarırken biz de farklı başarılarla o başarılara artı koyan kendi marka değerleriyle, kendi Ar-Ge üretimleriyle, kendi inovasyonlarıyla ve kendi tasarımlarımızla Afrika'nın tasarımını artık İnegöl üretmeli. Ghana'nın, Gambiya'nın beklentisini İnegöl'deki beyinler üretebilmeli. Bursa'nın o beyinleri, bu milletin beyinleri üretebilmeli. Şayet dünyanın her noktasında marka olacaksak ki olacağız, şayet Made in Türkiye yazacaksak ki yazıyoruz, yazmaya devam edeceğiz, o zaman alın teri, akıl teri ve gönül terini üçünü bir araya toplayacağız. Bu milletin bu feraseti var. Bu milletin fıtratında, genlerinde bu özellik, bu meziyet var. O fıtratındaki, genlerindeki o özelliği elinin tersiyle bir kıyıya itmek isteyenler olabilir. Küllenmiş orada dursun diyenler olabilir. Hayır, küllerinden yeniden doğan bir milletin mensupları olarak inanıyorum ki tarihi geleceğe ve inşallah Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde 2023'te farklı bir İnegöl MODEF Expo fuarını inşallah hep beraber Rabbim ömür verirse çok farklı bir boyutuyla hep beraber buluşacağız. Çünkü bizde ve milletimizin vicdanında, milletimizin fıtratında başarılara koşmak vardır.
dünyaya örnek olmak vardır. Ben de başarırım iradesini, hadi oradan sen başaramazsın diyenlerden değil. Tam aksine sen ondan daha iyisini, sen Alman'dan, sen İngiliz'den, sen İtalyan'dan, sen Fransız'dan daha iyisini, daha güzelini yaparsın tarihi geçmişte. Yapmış ataların torunlarısın. Buna inanan bir anlayışın mensuplarıyız. Çünkü biz akılla gönlü, vicdanı birleştiren bir medeniyetin mensuplarıyız. Şayet bir yerde akıl varsa, vicdan varsa ve bunu bütünleştiren bir anlayış varsa orada başarı ve başarılarda yarışlardaki açık ara farkı yakalamamamız mümkün değil. İnşallah gelecek yıllarda bu anlamda değerli milletvekilimiz sorumluluğu üstleniyor. Zaten o varsa büyük oranda bana ihtiyacınız olmayacak. Olduğu zaman da hiç merak etmesin, o da biliyor ki ağabeyi onun yanında. İnşallah bizim görevimiz sorun üretmek değil. Bizim görevimiz sorun çözmek de değil. Tabii ki ondan kaçmıyoruz. Bizim görevimiz gelecek hedefleri planlamaktır. Ön açmaktır, kapı aralamaktır. Milletin önündeki engelleri kaldırarak onun yürümekse yürüyüşüne, koşmaksa koşmasına, uçmaksa uçmasına destek olmak, sahip çıkmak, omuz vermek, güç vermektir. Bunu bugüne kadar başarıyla yaptık. 13 yıldır bu anlamda anlatarak bitiremeyeceğimiz başarılarımız var. Ama değerli başkanım, anlatmayı bir kıyıya bırakalım. Bizim yapacak çok işimiz var. Hep birlikte kaybettiğimiz 5 ayı, bize kaybettirilen hep farklı tuzaklar, yurt dışından planlar yapılıyor. Yurt içinden maşalar kullanılıyor. Yeter ki bu millet büyük millet olmasın. Yeter ki gayri safi milli hasılası 2 trilyon dolar olan dünyanın en güçlü ilk 10 ekonomisi arasında olmasın. Yeter ki dünyanın gidişatına yön veren noktada değil, dünyanın yönlendirdiği bir noktada Türkiye ve Türk milleti olsun istiyorlar. Hayır, buna itirazımız var. Bunu başaramayacaklar. Bu ülke ve bu millet hem kendi dinamiklerini kendi planlayacak, hem de dünyanın gidişatına yön verenler arasında ben de varım diyecek güce de, iradeye de, birikime de sahip. İnşallah bu anlamda bugün İnegöl'de bu Expo Modev fuarımızın gelecek vizyonumuza, özellikle emek kutsaldır, alın teri kutsaldır. Ama değerli dostlar, akıl terini alın terinin önüne koymamız lazım. Yoksa alın terini başkalarına bırakırsak, başkaları alın teri dökerek, bizim akıl teri dökerek bizim alın terimizi 100 yıldır hep sömürdüler. Ama artık biz tarihi geçmişimizdeki dinamiklerimize alın terimizi akıl terimizle buluşturacağız. Gönül sızısıyla, gönül teriyle bunu zenginleştirecek ve bereketlendireceğiz. İnşallah bu anlamda Bursa'mızın farklı bir lokomotif gücü var. Allah'a şükürler olsun ki Türkiye'ye dünya ile yarışta öncülük eden bir ilimiz. Bursa'nın o lokomotif görevi her alanda olduğu gibi 1 Kasım akşamı da siyasi alanda da, evet ben Türkiye'ye, milli iradeye öncülük yapıyorum diyen bir sandık sonucunu bizlere hediye etti. İnegöl'lüler, teşekkür ediyoruz. İradenize, milli iradeye, milletin kaderine güçlü sahip çıktığı için tüm İnegöl'lü hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Diğer taraftan bakınız, çok partili dönemde 1954'te Demokrat Parti'ye verdiği %56.7'lik oy oranından sonra
61 yıl sonra AK Parti'ye %54.1 ile en yüksek desteği veren Bursa'nın, Bursalı hemşerilerimize, bu demokrasiye, milli iradeye, bu milletin kaderine sahip çıkışında gösterdiği o liderlik görevi, o liderlik duruşu dolayısıyla yine tüm Bursalı hemşerilerimize ve seçmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu ülkenin kaderini milli irade belirleyecektir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ve milletin olacaktır. Ve inşallah milletin iradesi, milletin vizyonuyla bu ülke yarınlarda 2016'da inşallah farklı bir Expo ama 2023'te çok daha farklı bir İnegöl, çok daha farklı bir Bursa, çok daha farklı bir Türkiye bölgesinde çok güçlü dinamikleri olan bir Türkiye'yi inşallah milletimize, milletimizin aklıyla, izanıyla, ferasetiyle, dualarıyla başaracak bir yolculuğu Rabbim inşallah bizlere nasip etsin diyorum. Yaklaşık olarak 8 senedir katılıyoruz. Expo fuarıdır kendisi. Expo fuarında tabii ki ihracat hedefimiz var. Tabii ihracatın yanında da iç piyasadan da ciddi müşterimizi ağırlıyoruz. Tüm müşterimizi standımızı hazırladık ve sunum yapmak için müşterimizi bekliyoruz. Yaklaşık olarak %20-25 gibi bu fuarın İnegöl'de ihracata katkısı var. 34. İnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarımız ilçemize, Bursa'mıza ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun efendim.